Sindelfingen Ditip Ulu Camii'nin kermesi yoğun ilgi gördü. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı kermese Almanlar da büyük ilgi gösterdi. Türk mutfağının birbirinden leziz, zengin örneklerinin sunulduğu kermeste misafirlere bol bol ikramlarda bulunuldu. Kermese ayrıca Alman Kızıl Haç yetkilileri stand alarak ilk yardım konusunda bilgi verdiler. Evet sevgili seyirciler, Sindelfingen kermesimizi Panayırt adında bir kermes demiştik. Hemen hemen her türlü organize etkinlik var, çeşitli standlar var. Bunlardan bir tanesi de Deutsche Rote Kreuz'un hazırlamış olduğu eğitici, bilgilendirici bir stand. Ve standta da çocuklara, büyüklere ilk yardım konusunda çeşitli bilgiler verilmekte. Efendim öncelikle sizi biraz öne alalım. Kendinizi tanıtır mısınız efendim? Ben Meral Yılmaz. Ben 15 senedir DRK'da görevliyim. Böyle camilerimizin kermeslerinde, Türk ferahinlarında böyle Rote Kreuz'u getiriyorum. Sağlık taraması yapıyoruz. Çocuklara eğitici ilk yardım gösteriyoruz. Böyle hem oyun hem öyle oyun olaraktan çocuklara... Yani ilk yardım konusunda bilgilendiriyorsunuz. Evet, evet. Arabamızı tanıtıyoruz. Nasıl götürülüyor, nasıl çağrım yapılıyor, hani ilk nasıl başvuruluyor. Hem katılımcılar hem kermesi düzenleyenler gördükleri ilgiden memnundu. Bu yılda yine inşallah Sindelfingen Ulu Camimiz Güney Almanya'nın en büyük camidir. Dolayısıyla mimarisiyle, efendim minaresiyle, estetiğiyle Almanya'da güzide bir cami olarak bilinmekte olan camimizin şu anda kermesini inşallah 4 gündür yapıyoruz. Bugün sonuncu günündeyiz. 3 gündür gayet güzeldi. Hakikaten sağ olsun çevredeki cemaatimiz, dostlarımız, Alman dostlarımız çok yakın ilgi gösterdiler. 2014 yılında elimizden geldiğince daha geniş bir katılımla daha iyi bir hizmet, milletimize hizmet etmek için burada elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik. Her sene daha büyüyor burası, daha da genişliyor. Çadırımız daha önceler daha darıdı, şimdi daha da genişlettik. Burada insanımızın midesine, gönlüne hizmet ediyoruz. Allah razı olsun, orada görünmeyen annelerimiz, ablalarımız 4 gün boyunca hizmet veriyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum, kutluyorum. Osmilden Camisi'nin de dernek başkanı Yaşar Bey yanımızda. Efendim bugün burada Sindelfingen'deki kermesi ziyaret ettiniz. Gerçekten çok güzel bir ortam var burada. Siz nasıl buldunuz efendim? Neler söylemek istersiniz? Efendim öncelikle çalışanların hepsini tebrik ediyorum. Başta Zeki Başkan olmak üzere yönetim kurulunu, kadın kollarını. Şu anda bu hafta 14. ziyaretim. İsim olarak zikretmeye gerek yok. En kalabalık, en organize burayı gördüm. Onun için yönetim kurulunu tekrar tebrik ediyorum. Hocalarımızı da tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Şimdi bundan sonra da 2-3 cemiyetimizi ziyaret edeceğim. Katkılarından dolayı herkese sonsuz teşekkürler. Buradaki camilerimiz sadece bir cami değildir. Daha fazla şey ifade ediyor bizim insanımız için. Çünkü insanımızın gerçekten nefes aldığı yerlerdir buralar. Yani folklorunu oynayan da camiyle irtibatlı oynuyor. Sportif faaliyetini yapan da camiyle irtibatlı yapıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir şenlik içerisinde bir araya gelmek isteyen kardeşlerimiz yine cami odaklı bir faaliyet içerisinde bir araya geliyor. Dolayısıyla camilerimizin önemi bir kez daha burada ortaya çıkmış oluyor. 4 senedir biz kermese katılıyoruz ve her seferinde bir yenisini ekliyoruz. Hakikaten çok güzel oluyor. Bütün halk burada, iç içeyiz. Bir entegrasyon yaşanıyor gerçekten. Ve katılan, katılmayan, bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Bir defa 4 gün yaptık. Yani gerçekten de 4 günde hepsi her gün dolu dolu oldu. Benim bu 4. senem, 4. kermesimiz.